Selam arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Shiba token nedir Shiba token yararlı mıdır Shiba token kar yaptırır mı yoksa zarar mı yaptırır bunlara bakacağız Dostlar bildiğiniz gibi Shiba token son zamanların yüz güldürmeyen coinlerden bir tanesi e, Fakat zamanında çok yüksek bir miktar ile başlangıcı vardı Shiba token'in Ondan sonra herkes bu Shiba Token'e yatırım yapmaya birazcık da olsa başlamıştı. E, son zamanları en çok düşen coinlerden bir tanesi de Shiba Token olmayı başardı. Fakat şu anda e, arkadaşlar 22 Mayıs saat 22.50'de Shiba Token an itibariyle en son yeşili görüyordu. Birazdan Shiba Token'e bakacağız. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. E, şunu da belirtmek istiyorum ki videoda söylediğim kullandığım cümleler. Yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Tamamen kendi yorumlarım, kendi görüşlerimdir. E şunu da belirteceğim. E sesim kötü geliyor ise eğer arkadaşlar bu videoluk idare ederseniz çok sevinirim. Çünkü şu anda farklı bir alandayım. E burası da birazcık boş olduğu için sesim yankı edebilir. Şimdiden kusura bakmayın. E dostlar bildiğiniz gibi e biz videolarımıza geçmeden önce ilk önce günlük haberlerle başlıyoruz. Ondan sonra analiz yapıyoruz. Şimdi ilk olarak günlük haberlerimizde videoya başlayacağız. Bugün bildiğiniz gibi bir pizzayı Bitcoin'e satan bir adam vardı ve onun günü arkadaşlar. Şimdi haberde göreceğiz zaten hemen haberlerimize geçelim arkadaşlar. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum ki Domino's Pizza'nın Hollanda'daki 16 şubesinde bakın 16 tane şubesinde çalışanlar maaşlarını Bitcoin üzerinden alacakmış arkadaşlar. Yani bu aslında Bitcoin için Yararlı bir şey arkadaşlar Bitcoin üzerinden alım satım yapılması Bitcoin'e değer kazandıracaktır. Bitcoin değer kazanması demek diğer coin'lerinde en azından değer kazanması demektir arkadaşlar. Bitcoin ne kadar değer kazanırsa diğer coin'lerde Bitcoin'e bağlı olarak değerine değer katacaktır. Fakat şöyle de bir sonuç var yani bu açık bir şey aslında. Mesela işçi işte orada bir ay boyunca çalıştı diyelim. Bir ay boyunca e, alacağı maç mesela 3000 dolar olsun bir restoranda. E, o 3000 doları bitcoin üzerinden almak istesin. Mesela 3000 dolarlık bitcoin aldı. Mesela 10 tane bitcoin aldı. 3000 dolarlık. E, arkadaşlar o 3000 dolar ya düşecek ya artacak. Yani böyle bir sorun olabilir. Artarsa onların yararını düşerse onların zararını olacak. Ama tabii ki bu da bir tercih meselesi. yani o bitcoin üzerinden alabilirler fakat almaları güzel bir şey olur ancak öyle de bir soru çıkabilir tekrardan söyleyelim. Yani aslında güzel bir şey Bitcoin açısından ve diğer coinler açısından güzel bir olay arkadaşlar. Şimdi hemen diğer haberimize de bir göz gezdirelim. Evet, Bitcoin Pizza Günü arkadaşlar. Bugün bugünün anlam ve önemine bundan yaklaşık 11 yıl önce 10.000 Bitcoin ile 2 adet pizza siparişi vermiş. Bugün an itibariyle Bitcoin'in değeri 37200 dolarmış. Yani yaklaşık 15.000 pizza alınabiliyormuş arkadaşlar. Yani adam iki pizza ile 10.000 Bitcoin vermiş ve şu anda o 10.000 Bitcoin denkmiş 15.000 pizza arkadaşlar. İnanılmaz bir değer aslında. 15.000 pizzayı kimse yiyemez yani tek seferde. Adam bozdur bozdur harcar ve adamın sözü ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Adamın sözü yediğim en ama en güzel pizza yani adamın şu anki o sözü <laughs> e, tarihe geçti Bu arada e, bugün de Bitcoin pizza günü olarak biz yatırımcılar için tarihe geçen bir gün da yıla falan kutlanıyor arkadaşlar gün Bitcoin pizza günü e, bugün Bitcoinde güzel şeyler bekliyorduk fakat e, bildiğiniz üzere son zamanların en düşük piyasalarına denk geldiğimiz için Bitcoin ve diğer altcoin'ler bayağı bir çöküşte arkadaşlar maalesef ki güzel bir e, şeye şey göremedik. Bu arada bu haberi nerede aldım diyorsanız bakın şurada yazıyor zaten. E, Finans yolu adlı bir Instagram sayfasından almışım. E, son olarak da Shiba coin arkadaşlar. Evet Shiba coin son zamanların en ama en çok merak edilen coin'i. Ha biz Türklerce ya da yabancılarca arkadaşlar herkes bu coin'i aşırı derecede merak ediyor ve herkes bu coin'in hastası olmuş durumda. Ne zaman artacak ne zaman yükselecek işte yükselecek mi kar yapabileceğiz mi hani e, yorumlara bakıyorum ki bir sent dahi olsa zengin olacağım milyonlarım olacak diyen insanlar dahi var arkadaşlar bakalım bu koyu bir sent olacak mı veyahut da bir dolara çıkacak mı bir dolar olursa zaten o insanlar uçar açıkçası fakat bakacağız arkadaşlar ne olacak e, şunu da söyleyeyim ki Shiba arkadaşlar veyahut da Shiba Token aslında Shiba deniyor da biz alışmışız Shiba Coin demeye. E, token ve coin'in arasındaki büyük bir fark var. Bu arada onu da söyleyeyim. arkadaşlar Shiba token olarak da bilinen Shiba Inu. Yani Shiba Inu arkadaşlar. Ağustos 2020'de doğdu yani ortaya çıktı. Ryoshi adında anonim bir kişi tarafından oluşturuldu. Yani anonim kişi de ne demek arkadaşlar? Sen veyahut da ben. Hani ben bugün bir token oluşturacağım ve ben hiç tanımıyorum bu dünyada. ama token oluşturmaya karar verdim güzel de bir para el param var yani token oluşturacak kadar bir param var. Oluşturuyorum rastgele bir token ve onu piyasaya sürüyorum arkadaşlar. Yani böyle bir şey aslında. Merkezi olmayan. Bu ne demek arkadaşlar? Burası çok ama çok dikkatli aslında. Merkezi olmayan bir kripto birimi. Yani e, Shiba Coin'in herhangi bir altyapısı yok. Herhangi bir sağlam projesi yokmuş arkadaşlar. Doge katil olarak adlandırılıyor. Fakat arkadaşlar DogeCoin'e geçemedi. Adından altta da bir şeyler yazmış işte. 6 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahipmiş Ethereum tabanlı Shiba coin. Arkadaşlar Shiba coin bu arada Ethereum tabanlı. Bunu da bilmenizi rica ediyorum. Yani güzel aslında yarı güzel yarı değil. Ama ethereum'a uyarak sağlam bir proje üzerinde devam ettirilirse bu coin bayağı bir patlama yapacak gibi gözüküyor açıkçası fakat yatırım tavsiyesi yatırım önerisi de vermiyorum bunları da belirtmekte fayda var yoksa yanlış anlaşılabilirim yorumlar kısmında herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmakta istemiyorum e, tekrardan söylemek istiyorum ki sizin gözü geliyorsa kusura bakmayın şimdi e, Shibokoin alan yatırımcılarımız var alan arkadaşlarımız var Shibokoin ne zaman Türk borsalına gelecek diyenler var fazla sıkça. E biliyorum ki şu anda bu videonun altına da bayağı bir Shiba'cılar gelecek arkadaşlar ki zaten Türkiye'nin en çok merak edilen coinlerden bir tanesi de Shiba coin. E, Shiba coin arkadaşlar e son zamanların dediğim gibi yüz güldürme coinlerden bir tanesi olma yolunda ilerliyor. E şimdi birazdan da bakacağız Shiba coin ne durumda olduğuna. İlk önce para üzerinden bütün coinlerin bir göz gezdirmesini yapalım sonra Shiba coin'e bakacağım arkadaşlar hemen. Bakalım hangi coinler ne durumdaymış arkadaşlar hızlıca. Bir bakalım. Evet şu anda yeniden düşüşteler. Düşüş eylemindeler. Bu düşüş ne zaman bitecek? Herkes bunu çok merak ediyor. Ki ben eminim ki bu düşüş bu kadar fazla uzun sürmeyecek. Eninde sonunda bu düşüş bitecek arkadaşlar. Her neyse şimdi hemen Shiba token. Hemen bakalım arkadaşlar Shiba token. Im. Evet dostlar bir anlık yeşili görmüştü. Fakat yeniden 0.162'lik bir düşüşe girmiş durumda Shiba token. E, fakat dün daha düşüktü şu anda en azından ufak bir toparlanmaya girmiş. E, Shiba token arkadaşlar kısa vadede ne mi olur? Yani Shiba açıkçası kısa vadede çok şey söylemek mümkün değil fakat uzun vadede güzel bir token olarak gözüküyor. E, daha fazla istatik bölümüne gelecek olursak hacime en azından e, düne nazaran birazcık daha inmiş yani. Dün %40'lardaydı sanırım. Şu anda %20'lere %22'ye kadar gerilemiş diyebilirim. Daha da gerilecek gibi gözüküyor. Piyasa değeri de en azından %1'lik e, tamamen seyreltilmiş. Piyasa değeri ise tekrardan %1.15'lik bir düşüş içerisinde. E, Shiba token e, arkadaşlar açıkçası gelecek vadede bilen bir token bu arada. İsteyen arkadaşlar. Tabii ki de siz bilirsiniz. Yani yatırım yapacaksınız. Yapabilirsiniz. Kendinizi bilirsiniz. E şunu da belirtmek istiyorum. Shiba token nereden alabilirim diyen arkadaşlar olsa Shiba token arkadaşlar Binance'ın kendi şeyinden alabilirsiniz. Yani Binance'ın TR olundan değil de diğerinden e, bütün borsalar yani bütün dünyaya açık olundan alabilirsiniz. Bu tokene Türk şeylerine gelmedi. E, bunun nedenini açıkçası bilmiyorum fakat e, kısa zamanda gelmesini bekliyorum açıkçası. İnşallah da gelir. Biz de en azından yatırım yapmak isteyenler Türk borsaları kullanan arkadaşlarım, kardeşlerim en azından alacaksa alır arkadaşlar. her neyse kısa vadede dediğim gibi çok bir şey beklemiyorum. Çünkü bu piyasa bu durumdayken bu coin de artmaz zaten. Açıkçası kendi görüşümce ki zaten de göreceksiniz artmayacak. Fakat uzun vadede güzel şeyler olabilir arkadaşlar. Sizin hayal ettiğiniz bir sent bile olabilir bu coin. Hatta belki de daha daha uzun vadede 1 dolar seviyelerine de çıkabilir. Eğer ki altyapısı sağlamlaştırılırsa ve Ethereum dizinden devam edebilirse arkadaşlar inşallah böyle şeyler olur. Her neyse dostlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ve videomu beğenirseniz kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize de çok iyi bakın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.